Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle evlerimizdeki minik prenseslerimize güzel bir çalışma yapacağız. Ben elimde tuttuğum bu elbisemi e, evimizdeki minik prensesimiz Hena için yaptım. E, Hena minik bir pomeryan e, ve ölçülerde ona göre küçük oldu. Sizlerin e, yavrusu daha büyükse... Başlangıç kısmından itibaren büyük başlarsanız geri kalan kısmında herhangi bir zorluk yaşamadan birkaç sıra her bölümde fazla örerek rahatlıkla o açı kapatabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi minicik bir elbise. İç kısmına bakalım karın bölgesine. Ön patilerini Gireceği yer ve karın boşluğunun olduğu yeri görmekteyiz. Boynuna da bir tane kurları takarak e, süslemek istedim. Mini kenamızı. Evet e, kadife ip örmeyi tercih ettim. Sizler hangi ipleri kullanmak isterseniz onlarla örebilirsiniz. Kolay gelsin diyerek hemen elbisemizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Elbisemizi örmek için kadife ipimi kullanıyorum ve tığ numarası olarak da 3.5 numaralı tığımı tercih ediyorum. Yumuşak olsun diye. Zincirimizi çekerek hemen örgümüze başlayalım. Öreceğim cins pomeryan cinse küçük yavru yani minicik bir köpek. Yani kediden de küçük diyebiliriz. Onun için ben ölçüm biraz küçük tutacağım. Sizler de evinizdeki yavrunuzun boyutuna göre ilk zincir aşamasında büyükse lütfen biraz zincir sayısını fazla başlayalım santim olarak vereceğim zaten sizler de santim olarak yanınızdaki yavrunuzun boyun ölçüsünü ölçerseniz çok daha e, isabetli sonuca ulaşmış olacağız Evet şimdi zincirimiz çekmeye başlayalım başlıyorum şöyle bakınız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 biraz rahat çekelim 21 22 23 24 25 26, 27, 28, 29 ve 30 zincirimi çektim. Şu şekilde bakalım boyun ölçüsü için şöyle bir göz kararı ölçümüze bakalım. Bakın şu kadar bir ölçü oldu. Biraz küçük, birazcık daha zincirimizi çekebiliriz. Şöyle santim olarak bakalım. Sıkmasın boyunlarını. Evet şuradan bakıyorum. 20 santim oldu. Birazcık daha çekelim. En az 25 santim olsun. Zincirimi ilave ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane daha zincir ilave ettiğimizde istediğimiz santim ölçüsüne ulaşabiliriz. Hemen yeniden ölçmek istiyorum. Daha net olmakta santim ölçülerimiz. Bakınız 25 zincire ulaştım. Şimdi yuvarlak yapalım çektiğimiz ilk zincir yuvasına girelim. Bakınız buradaki değil. Hemen yanındaki yere girelim. Şu şekilde çekiyorum ve birleştirme işlemini yaptım. Çok rahat boğazımız geçebilir. Bakınız büyüklüğü var, küçüklüğü yok. 1 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektim. Hemen ilk zincirin içerisine girerek batıyorum ve başlangıç ipimi de alta gizliyorum zincirlerimizi birer birer trabzanımızla örelim. Hiç atlamayalım bakınız zincirlerimizin takibini şu şekilde güzel yapalım. Atıyorum. Tekrar zincirin yuvasının görülmesi şart değil bakınız yeri belli olduğu için tığımızın başına girdirdiğimiz zaman hemen diğer uçtan çıkmakta o yüzden rahatsız olmayın lütfen özellikle yeni öğrenen arkadaşlarımız tedirgin olmasınlar yalnız aynı yere iki defa batmayalım sayıyı çoğaltmayalım ileriye doğru devam edelim birer birer bakınız trabzanlarımızı örerek ilerliyorum en son zincirimize varana kadar bakınız trabzanlarımızı örerek geldim. Ee, şöyle kontrol edelim. Eğer büyük ya da küçük olduysa örgümüze göre daha kalın ya da daha ince durabilir. İlk e, buradan hesaba katarak ölçümüzü biraz daha sıklaştırabiliriz. Evet şimdi son trabzanımı ördüm. Hemen ilk trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Ve şu şekilde geçişimi yapıyorum. Şöyle görelim rahatlıkla geçecektir. Çok bir esneme payı yok. Boyununu da sıkmasını istemediğimiz için şöyle biraz rahat olmasını istedim. Hemen zincirimi çekiyorum. 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanımı yandan örüyorum. Bir sonraki trabzanımı ardından giriyorum. Tekrar şöyle yandan giriyorum. Diğer trabzanımı ardından ikili bir şekilde örüyoruz. Trabzanlarımızı bir tanesini yandan bir ters bir düz örgü görüntüsü vermek istiyoruz. Diğerini ardından tekrar başını doluyorum. Sıradakini yandan bir sonrakini ardından girerek şu şekilde görüntümüzü oluşturuyoruz ve sıramızdaki 3 zincir çektiğimiz yere kadar işlemimizi bir yandan bir arkadan olarak örüyoruz. Trabzanlarımızı birer birer yandan ve ardından alarak ördük. Şu şekilde lastik görüntümüzü oluşturduk. Hemen 3 tane zincir çekerek başladığımız yere gelerek batıyorum. Ve şu şekilde yuvarlağımızı oluşturuyoruz. Bakınız birazcık daha toparlandı zincirimizi çekerek başlıyoruz yeniden 3 tane zincirimi çektim tığımın başını doluyorum Bakınız şurası başlangıç yerimizde hemen yandan ördüğümüz yerin tepe noktasına gelerek batıyorum bir sonrakinin yine tepe noktasına gelerek batıyorum bütün trabzanlarımın tepe noktalarına birer birer batarak ilerliyorum Boğaz kısmından gövde kısmına geçiş yeri için çalışmamızı yapıyoruz. Boğazına bu kadar yeterli. Eğer biraz boyunu büyük yavrumuza örüyor isek bir ya da birkaç sıra daha devam edebiliriz. Yine dıştan olanları dıştan, içten yan ardından olanlar ardından alıp bir sıra daha büyütebilirsiniz. Bizimki çok küçük olduğu için bu yeterli olacaktır. Şimdi tepesine birer birer batarak ilerliyorum. Bakınız trabzanlarımı. İpiniz normal ipte olabilir. Ben kadife iple tercih ettim bu çalışmamı. Sıramızın sonuna kadar geldim. En son trabzanıma zincir çekerek örmüş olduğum trabzanıma batarak şu şekilde geçişimi yaparak birleştiriyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimizi çektikten sonra ön patileri için yuvamızı ayarlayalım. Bakınız buradaki 3 zincirimiz tam ortada kalsın. 1, 2, 3 öreceğimiz yavrumuzun vücut büyüklüğüne göre sayımız fazla olacağı için şuradaki e, trabzan sayısının fazla ya da az olarak ayarlayabilirsiniz. 1 ortada merkez, 1, 2, 3 tane sağ tarafa trabzanım ayırıyorum ve bir tane işaretimi takıyorum. Bu ortadaki trabzanı saymadan 1 2 3 de sol tarafına sayıyorum ve trabzanlarımı ayırıyorum şimdi bu trabzanlarımızı taktığımız yerde ön patilerini girdirebileceği zeminimizi hazırlıyoruz bakınız yavrumuz minik olduğu için minik bir ayrım yeterli oldu eğer yavrumuz büyükse şuradan büyük başlayacağımız için biraz daha gövde kısmı genişleyecek trabzanımız 3 değil 5-6 olarak ayarlayabiliriz şimdi buradaki orta trabzanın sağında ve solunda üçer trabzanımızı ayırdık şimdi patiyemizi yerimizi hazırlamak üzere örmeye başlıyorum hemen yanındaki trabzanıma batıyorum bir sonraki trabzanıma batıyorum 3 tane trabzanımı ördüm bakınız ve burada işaretimi bıraktığım yere geldiğim zaman bir tane zincirimi çekiyorum ve işaretimin olduğu trabzana batıyorum bakın sadece bir zincirimi çektim ve batıyorum diğer sırada buradan örmeye başlayacağız bu bir zincir bizim artışımız oldu tekrar bir tane daha zincir çekiyorum hemen yanına batıyorum bir trabzanımızın Sağında ve solunda birer zincir çekerek artış yerimizi belirledik. Şöyle bakalım, bakınız. Ee, i̇lk defa örecek arkadaşlarım için rahatlatıcı olsun, kafa karıştırıcı olmasın diye şu et, e, ortadaki merkez zincirden çektiğimiz trabzanımız 1. 2 3 trabzan ayırdık işaretimi taktım bakınız 3 trabzan ördükten sonra bir tane zincir ve bir aşağıdaki trabzanımı ördüm bir trabzanımı ördükten sonra bir zincir çektim hemen yanındaki trabzanım ördüm yani işaretimizin yanındaki trabzanın sağında ve solunda birer zincir çektik şimdi buradaki işaretimize kadar herhangi bir işlem yapmadan dümdüz trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz birer birer her bir trabzanımın üzerine bir tane örüyorum. İkili trabzan olarak örüyoruz. Ön patilerine çıkması için. Bakın herhangi bir işlem yapmadan sadece trabzan olarak devam ediyorum. İşaretimize taktığımız trabzanımıza varana kadar ördüm. Bakınız buradaki başlangıç yerinden 1, 2, 3 ve dördüncü işaretimizi takmıştık. Onu örmeden önce bir tane zincir çekiyorum. İşaretli trabzanımı örüyorum. Ve bir tane de zincir işaretli trabzanımızı ördükten sonra örüyoruz. Ve diğer şöyle ayracımızı çıkaralım yerimiz belli olacağı için artık zincirleri çektiğimiz için yerimiz belli oluyor. Birer birer trabzanlarımızı da örelim. 3 tane trabzanımızı ördüm bakınız. Bir zincir, bir trabzan, bir zincirimi ördüm ve 3 trabzanım tamamlandı. Şimdi ortadaki zincirden oluşan trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Sadece geçişimi yaptıktan sonra yeniden 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Bakınız burada kolumuz için olan yerimizi doldurmaya başlayacağız. Hemen trabzanlarımızı örelim. Zincirimize kadar 3 trabzanımız vardı. Trabzanım ördüm. Şimdi bakınız işaretimin olduğu yer artık işaretimizi çıkaralım çünkü zincirimiz var zincirimizi görmekteyiz bir trabzanımız ve iki tane daha trabzanımız hemen Iki, bir tane zincir çekiyorum. Bakın zincirime gelmeden önce mutlaka bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir, bir daha, iki. Aşağıdaki zincir içerisine iki trabzanımı ördüm. Ortadaki trabzanımı örüyorum. Kenardaki zincirin içerisine iki tane trabzan örüyorum. Bir önceki sırada çekmiş olduğumuz zincirlerimizin içerisine ikişer trabzanı dolduralım. Bir zincir çekiyorum. Bakınız zincirimize gelirken bir zincir zincirimizi doldurduktan sonra bir zincir olarak bir üst sıra için yeni yuvalarımızı hazırlıyoruz. Hemen trabzanımızı takip ediyoruz. İlk trabzanıma batıyorum. Zincirimi çektikten sonra şöyle görmenizi istiyorum. Yuvaların içerisine iki zincir ortadaki iki trabzan Pardon. Ortadaki trabzan üzerine yeniden trabzanımız ördük. Toplamda 5 tane trabzanımız oldu ve kenarlarında birer birer bir üst sıra için artış zincirimizi ördük. Diğer zincirimizin bulunduğu noktaya kadar hiçbir işlem yapmadan arayı doldurarak ilerleyelim. Diğer zincirimize kadar geldim. Bakınız yanındaki trabzanımı ördüm. Hemen bir tane zincirimi çekiyorum. İki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Ortadaki trabzanımızın tepesine batarak örelim. Diğer zincirimize iki tane trabzanımızı örüyorum. Ve tekrar iki tane zincirimi çekerek pati kısmımızı tamamlıyoruz. Bakınız iki zincir. Aradaki trabzanlarımı ördüm. İki zincirimi çektim. Orta ayrım yerindeki trabzanlarımı aynı şekilde örüyorum ve 3 tane zincirden oluşan trabzanımın tepesine batarak bu sıramızı da bitirmiş oluyoruz bakınız şu şekilde aşağıdan görelim bakınız şuradan kollarımız gelecek gövdemizin ara genişliği burası evet devam edelim 3 zincirimizi çekelim 1 2 3 trabzanlarımızı birer birer zincirimize kadar örelim İki zincirimin içerisine giriyorum ama öncesinde tabii bir tane zincirimi çekmeyi unutmuyorum. İki tane trabzanımı örüyorum patilerim için aradaki trabzanlarımı örüyorum birer birer önce ilk trabzanımı. zincir arasındaki olan trabzanlarımızı örmekteyim. Şimdi e, bakınız bir zincir buradaydı. Bir zincir de buradaydı. Diğer zincirimin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum ve aradaki trabzanlarımı bir zincir çektikten sonra diğer işaretli yere gelene kadar örmeye devam ediyorum. Şöyle görelim. İkinci patimizin olduğu yere geldim. Bakınız bitiş tarafına doğru buradan örerek sırt kısmımızı dümdüz ördük ve ikinci patimizin bulunduğu noktadayım. Hemen bir tane zincirimi çekiyorum. Araya iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Aradaki trabzanlarımızı birer birer örelim. Zincirime geldim. Yeniden iki tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 Aradaki trabzanları örüyorum? Üç. Hemen ilk zincir çekerek başladım. Orta trabzanıma batıyorum ve yeniden 1 2 3 zincir çekerek örmeye devam ediyorum. Bakınız, şurada görmüş olduğumuz artış yapılan bölümler ön kolları için. Pati yerlerimiz şöyle. Gerekirse daha devam edebilirsiniz. Ama yavrunuzun küçüklüğüne ya da büyüklüğüne göre eğer yanınızdaysa ölçerseniz çok daha güzel sonuç alırsınız. Tabi burada da artışımızı yapacağız. Yani buradaki zincirlerimizin içerisinde iki tırabzanımızı öreceğiz. Eğer yeterliyse bir sonraki sıra için yuvamızı hazırlayarak ilerleyebilirsiniz. Devam ediyorum. zincirimin bulunduğu noktaya geldim. Şimdi e, zincir çekmiyorum yeterli 2 tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 bakınız zincir çekmedim yeterli olduğu için ama yetmezse bir zincir çekip yine biraz önceki yaptığımız işlemleri yaparak ilerleyebilirsiniz. Ara trabzanlarımı örüyorum. zincirimin bulunduğu noktaya iki tane trabzanımı hemen örüyorum zincir çekmeden aradaki trabzanlarımızı örerek ilerleyelim şuradaki noktaya kadar gelelim diğer patimizin olduğu yere kadar geldim zincirimin bulunduğu yere iki trabzanımı örüyorum 1 ve 2 ara trabzanlarımızı örelim Evet ikişer trabzanlarımızı ara bölmemize yani zincirlerimizi ördük. Aradaki üç tane trabzanımı örüyorum. Ve artık patilerimizin bulunduğu bölümü kapamaya hazırız. Üç trabzanımı ördüm. Aradaki zincirimin tepesine batıyorum. Bir, iki, üç. Devam edelim. Üç tane zincirimi çektim. Bakınız şu şekilde. 3 zincirimizi çektikten sonra bu kısmı kapatıyorum. Bakınız patimizin en son 2 zincirle 1 zincir ve 2 trabzanla ördüğümüz bölümümüz vardı. Hemen bu kısmı tutuyorum. Bakınız örmeden en son buradan diğer tarafa kadar olan bölümü yani zincir çekeceğimiz trabzanımızdan bir sonraki zincir çekeceğimiz trabzan olan kısmını alıyorum tığımın başını bir defa doladıktan sonra bir tane trabzanımı örüyorum ve ön kolumuzun bir tanesi bu şekilde hazırlanmış oluyor zincir çekerek geçiş yaptığımız yerlerin ve zincir çekerek bitirmiş olduğumuz yerin bir başlangıç bir sonuna bakınız bu şekilde batıyorum ve kolumuz hazır hale geliyor şimdi aradaki tırabzanlarımızı örelim diğer kolumuzun zincir çektiğim bölümde bakınız şu kısımda kalıyorum İki tane örmüş olduğum yerin hemen başlangıcında sonrasında iki tane ördüğüm yerin bitişinde gelip şöyle birleştirdikten sonra kollarımızın her ikisini de tamamlamış olacağız. İki trabzanımızı ördüğümüz yerin yanındaki trabzanımı ördüm. Şöyle büküyorum. En son iki trabzan ördüm trabzan hemen yanındakine tığımın başını dolayarak batıyorum. Bakınız şurası iki tane trabzanımı ördüğüm yer hemen yanına batıyorum. Ve kollarımızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şöyle birleşmeden bakınız bakalım şu şekilde her iki kolumuzu da görmekteyiz gayet yeterli bir ölçü kollarımız için bir sırada lastik örgüsü yapacağız daha toparlanacak şurası da sırtımızın bulunduğu nokta. Evet şimdi. Birleşme işlemini yapalım ve birkaç sıra düz bir şekilde artış ya da eksiltme olmaksızın örelim. Geçişimi yapıyorum. 1-2-3 bir, Trabzanlarımı birer birer örüyorum. Tepe noktalarına batarak. 1-2-3 ve 3 kolumuzu geçiyoruz hemen ilk trabzanımıza batıyoruz artık gövdeyi tüm örmeye başladık sırt kısmımızı örerek geldim diğer kolumuzun hemen altındayız bakınız herhangi bir işlem yapmadan gördüğümüz trabzanımızın tepesine batarak örüyorum ve bu şekilde birkaç sıra örelim e, yavrumuzun büyüklüğüne göre. Sonrasında yeniden görüşelim. Evet bizim yavrumuz minik olduğu için e, bu kadar yeterli oldu. Şöyle bakınız tam ortaya bir tane trabzanım aldım. 3, 5 bakınız. yani Toplamda 5 trabzan sol tarafa, 5 trabzan da sağa, ortada bir merkez trabzanımızı bıraktık. Yani toplamda 11 tane trabzanımızı araya bıraktık. İşaretlerimi taktım. Şimdi ortadayız bir yöne doğru ilerliyorum. Bakınız örgü yönüme doğru şöyle çeviriyorum. ilerliyorum Yalnız burada sık iğne olarak ilerliyorum. Bir defa batıyorum, çekiyorum. Bir defa batıyorum, çekiyorum. Bir defa batıyorum, çekiyorum. Trabzanlarımı bu şekilde örüyorum. İşaretimin bulunduğu yere geldim. Başını bir defa doluyorum batıyorum tek seferde çekiyorum bakınız aşağıdan yavaşça yukarıya çıkmaya başladım ve sonrasında bir tane trabzanımı örüyorum diğer trabzan işaretimizi taktığımız yere kadar trabzan örelim Trabzanlarımızı birer birer örerek geldim. İşaretimin hemen yanındayım. Tığımın başını doluyorum. Bakın sık iğne yaparak ilerlemiştik. Bu tarafa sık iğne olarak geçmeyeceğiz. Sadece bir defa başını doluyorum. İşaretimin dışındaki trabzanıma batıyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Burada bir yumuşak geçiş sağlamış oluyoruz. Bakınız en son trabzanımın yanındakine. Bir ve iki tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. İlk trabzanımı yandan girerek örüyorum. Bir sonraki trabzanımın ardından girerek lastik görüntümü oluşturuyorum. Bir yandan, bir ardından. En son trabzanımıza kadar bu şekilde örelim Evet sıramın sonuna kadar geldim yeniden bir sıra daha örmek istiyorum 1 ve 2 zincir çekiyorum hemen yanındaki bakınız trabzanımı atlıyorum bir sonraki trabzanımı yandan girerek örüyorum bir yandan ardından yandan ve ardından bir tane trabzan İçe geçerek bakınız şöyle bir hafif yumuşak eğim verdik. Evet sona doğru ilerleyelim. Sonda da bir tane eksilerek tamamlayalım. Evet örerek geldim ve en son trabzanımızın olduğu bölümdeyiz. Bakınız buradaki trabzanımı atlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Dıştaki trabzanımı yandan girerek örüyorum. Ve bir tane zincir çekerek ipimizi keselim. Elbisemizin sırt kısmını ve tüm gövdeyi bu şekilde tamamladık. Şöyle karın kısmını görelim. Şuradaki bakınız iç kısmı karın altının olduğu bölüm. Patilerimizin olduğu yere de bir rastik çalışmamızı yapalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen şöyle bakınız ortaya batıyorum. 1, 2 ve 3. 3 zincirimi çektikten sonra hemen yana bir tane trabzan örüyorum ve yandaki bakınız trabzanımızı yandan giriş yaparak örüyorum diğerini ardından sırası ile bir yandan bir ardından girerek örelim başlangıç yerimize kadar bir yandan bir ardından alarak geldim ve başlangıç yerine birleşerek ön patimizin bir tanesini tamamlıyorum 3 zincir çekmiştim geliyorum giriyorum ve ipimi geçiriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra kesiyorum ve diğer patimizi de aynı şekilde örerek tamamlayalım Evet minik elbisemizi bu şekilde giyilmeye hazır hale getirdik. Ön kollarını yaptık. Karın boşluğunu ve sırtını ayarladıktan sonra boyun kısmına bir tane kurdaliye çalışması yapmak istiyorum. Dilerseniz normal saten kurdaleler, dilerseniz organize kurdalelerden inceliği ve kalınlığı tamamen zevkiniz uygun olarak ayarlama yapalım. Çengelli iğneme taktım. Tam üst kısma gelecek şekilde batıyorum. İstediğiniz aralıklarla Geçişimizi yapalım. Bir uçtan bir uca kadar kurdelelerimizi taktım. Şöyle düzeltelim. Ee, kıvrımlı kalmasın. Düzeltme işlemlerimizi yaptıktan sonra fiyonk olarak bağlayalım. sıvatan tercih ettim. Çok da kalın tercih etmedim. Boynuna zarar vermez çok fazla sıkıştırmazsanız. Evet, yuvuğumuzu yavrumuzun konforuna uygun olarak ayarlayalım. Evet şöyle iç kısımdan da görelim. Bakınız kollarımızın olduğu yerler. Şöyle görelim. Bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmam faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.